Belediye başkanlarının görevden alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Buradaki bizim itirazımız şu. Bir belediye başkanı veya bir milletvekili veya bir bakan hatta cumhurbaşkanı suç işleme hakkına sahip değildir. Suç işlediği zaman o suçun nasıl belirleneceğinin prosedürleri vardır. İddialar ortaya konur, mahkemeye gidilir, mahkeme kararını verir, sonra idare mahkemenin kararını icra eder. Burada yöntem ben, konusunda mı itirazınız var? Tabii, siz burada bir insan hakkında, yani şimdi ben İçişleri Bakanı'nın seçimden önce yaptığı konuşmalara ve seçimden sonraki tavrına bakıyorum, adaleti sağlaması mümkün değil ki. Başkan diyor ki, biz görevden alırız diyor. Halkı tehdit ediyor. Görevden alacağınız insana boşuna zahmete girip oy vermeyin, bana oy verin, bize oy verin diyor. Ya aslında bu suçun kendisi, ha bu bir suç karşılığında cezası olan bir suç değil. Bu suç halkın takdiriyle karşılık bulur. Evet. Başka türlü olmaz. Çünkü şu anda yaptıkları açıklamalar Sayın Genel Başkan, kamuoyu dışında devlet ricalini ifade ettiği sözlere bakarsanız. Devlet ricalini şu anda bu noktada bir taraf görmüyor. Çünkü valiler AK Parti il başkanları gibiler. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi, birisi siyasi, birisi idari güya. Ama tam manasıyla AK Parti mensubu bu gibi davranıyorlar. Biz seçimler esnasında bizzat bunu yaşamasaydık ben bu kadar iddialı konuşmazdım. Biz seçimlerde doğuda, güneydoğuda, her yerde valilerin ve kaymakamların tahakkümü altında seçime girdik. Kazanacağımız seçimleri yer yer bundan dolayı kaybettik. Biliyoruz, yaşadık. Ha ispat et. Ya, tahakkümü derken müdahale mi ediyorlar? Tabii tabii nasıl ya. Yapıyorlar yani? Aday olmasın diye müdahale ediyor. Aday olana karşı çevresinde tehdit ediyor. Aynen burada yaptığı gibi, bak görevden alırım ha, sizi de mahkum ederim diyor. Vali veya kaymakam mı diyor? Tabii, bu kadar iddialıyım. Öbür taraftan bakın, geldikleri noktayı belirtmek için Malatya'da ne oldu? İki tane sandık müşahidi katledildi. Evet. Bu basit bir hadise mi? Hala adam orada oturuyor ya. Bu katlin müsebbibi oradaki belediye başkanı. Nasıl oluyor bu iş? Adalet şüphe götürmez. Şüphe götürüyorsa hep iddia sanık lehine kullanılır zaten. Biz suç işleyenlerin savunucusu hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacak. Ancak birilerine bir takım ithamlar yapılarak onlara halkın gösterdiği teveccühün ortadan kaldırılmasına da karşıyız. Şimdi kayyumlar çok iyi hizmet yaptı falan dendi. E tabii yapıyorlar. Ama buna rağmen insanlar dediğiniz gibi kayyumdan sonra adayı gösterildi bu adamlar. Rekor oyla yani 55-60'larla kazandılar. Tabii. Şimdi fakat arkasından alındıktan sonra açıklama yaptılar. Ya şöyle bir cümle yok. Yani bizi PKK ile itham ediyorsunuz ama bizim PKK ile bir alakamız yok. Onu da kınıyoruz gibi. Yani aralarına bir mesafe koymadıkları da belli. Buradaki mesele şu. Bizim buna benim PKK ile araya mesafe koyup koymayacağım noktası ciddi önemli bir konudur. Ama devletin bunu adalet ve hukuk içinde, demokrasi içinde çözecek tedbirleri alması gerekir. Bunu hukuka uygun olarak almıyorsa halk diyor ki demek ki sen adil davranmıyorsun, adil gözükmüyorsun. İstanbul seçimlerine gidilirken, ikinci sefer İstanbul seçimleri yenilendiğinde ne oldu? AK Parti doğrudan doğruya ya bırakın. Evet. HDP'yi Kandil'le irtibatı tescil edilmiş olan aranan bir insanı TRT Kürdü'ye çıkardı. Ondan sonra da sordular bana. Ya kim bunu yaptı? O zaman benim de cevabım şu olduydu ya, ben Emmioğlu'na bir sorayım yani. Herhalde hükümet yapmadığına göre kim yaptı acaba dedim. Ya böyle bir mantık olur mu? Siz şimdi onu bir yerde hapiste tutacaksınız, Öcalan'ı. Onun arkasından da onun kardeşini çıkarıp konuşturacaksınız. Bu suç olmayacak. Ben bir kelime söylediğim zaman o alınacak, uzatılacak, başka manalara çekilecek. Demirtaş'la ilgili. Ben Demirtaş'ı tanımam. Hiç konuşmadım. Demirtaş'ın politikalarını da tasvip etmem. Ama dediğim şu olmuştu genel seçimlerde. Ya bakın bu parti meşru kabul ediliyor mu? Ediliyor. Genel seçimlere giderken. Aday olmuş mu? Olmuş. Bunu mahkemeler kabul etmiş mi? Etmiş. Devlet buna ayrıca bu partiye mali destek vermiş mi? Vermiş. TRT hapishaneye gidip bunun mesajını topluma yansıtmış mı? Yansıtmış. Ya bu ne biçim adalet dedim ben Allah aşkına ya. Siz bütün bunları yapacaksınız. Ondan sonra da adamı hapiste tutacaksınız tutuklu olarak. Bu yanlıştır dedim. E benim bu yanlışım HDP'ye destekliyoruz. Yapmayın ya. Böyle bir şey olmaz. Bu mantık yanlış. Adalet adalettir. Adalet partiye göre değişmez. Adalet şahsa göre değişmez.
Adalet mevkiye göre değişmez, kitlelere göre değişmez. Adalet adalettir. Hasmın bile olsa adil olmak mecburiyetindesin. Sen kendi yakınına nasıl davranıyorsan, onun hakkını korumayı nasıl vazife olarak biliyorsan, hasmının hakkını korumayı da aynı şekilde gözetmekle mükellefsin. O kadar.